Çoğunluk o zaman işte İngilizce konuşan Amerikan filmleri, işte İngiliz filmleri de oluyordu, Avustralya filmleri de oluyordu, Fransız filmleri de oluyordu ama seslendirme yaparken o zamanlar şöyle kulaklık ama bir kulak kapalı, kendi sesini de duyabilirsin diye. Önünde mikrofon, karşında bir ekran, önünde Türkçe şey. Şimdi bu işin ideali şuydu. Yönetmen sana birkaç gün önceden bir rolü veriyor. İşte esas oğlan konuşuyorsun. Sen de küçük böyle bizim şeylerimiz vardı, sistemler vardı. Dinliyorsun orijinali. Burada nasıl konuşmuş? Bazen hece sayısı aynı olmuyor. Bir de adamın müthiş bir oyunu var. O oyunu önceden yapabilmek için kendince notlar alıyorsun. Burada yaya yaya konuşuyor. Aslında burada karaktere de çalışıyorsunuz. Tabii ki. Olması gereken o. Ha, anında girip 5 dakika içinde konuştuğumuz karakterine çok iş. Çünkü hayat çok hızlanınca tabii eskiden hep öyle oldu. Öyle şeyler oldu ki ben Simon & Simon diye bir dizi vardı. Altan'la konuşuyorduk. O 45 dakikaydı. 50 dakikada bitiriyorduk. Tabii. Yani o 50 dakikada hani 5. sayfa içeri falan o kayıt duruyor o yüzden. Yoksa o kadar yani alışmıştık ki. Akış gidiyor. Tabii iyi bir çeviri. Tabii çeviri de çok önemli. Kesinlikle. Şimdi meşhur hikaye vardı. Valla ben çok iyi İngilizce biliyorum. Çeviri yapabilirim. Ama Türkçe bilmiyorsun. Değil mi? Bir de o var. Tabii. İngilizceyi biliyorsun da ana diline nasıl aktaracaksın? Evet, değil mi? Tabii. Mutlaka senin de karşına gelmiştir. Aynı şeyleri farklı kişilerden çevirilerine bakıyorsun, çok farklı. Özellikle şiirde çok fark ediyor. Şiirsel dil çok önemli. Bir şair çevirmeli derim ben mesela her zaman. Katılıyor musunuz bilmiyorum. Katılıyorum. Örnek yeri geldi. Pablo Neruda ilk şiir kitabı. 20 aşk şiiri ve umutsuz bir şarkı. Orada 3 farklı şair bence çevirmiş. Ben Sait Maden'in çevirilerini beğeniyorum. Aa, çok güzel. Evet. Şöyle örnek vereceğim. O kitapta yavaş yavaş sihirli kelimelere girmeye başladık. Bu gece en hüzünlü şiiri yazabilirim. Şöyle diyebilirim. Gökyüzü yıldızla dolu ve yıldızlar masmavi titreşiyor uzakta. Sevdim ben onu, o da beni sevdi bir ara. O durgun ela gözler sevilmez miydi ama diye giden bir şiir. Çok etkili. Şimdi bunu rahmetli Sait Maden böyle çevirmiş. Ben bu şiirin şöyle bir çevirisini de gördüm. Bu gece en üzünlü şiiri yazabilirim, şöyle diyebilirim. Gece yıldızla doluydu ve yıldızlar uzakta üşürdüler. Şimdi üşümek midir o ya? Evet ya, o başka bir şey işte. Göğe baktığımız zaman şey bir havada, açık bir havada yıldızları görürüz ama yıldızlar titreşir. Evet, tabii o üşüme değildir. Tabii, o gözün bir aldatma. Şimdi onu bulamamış, birebir çevirmiş. Değil mi? Tabii kendi duygusunu da tam katamamıştı. Garibim bazı zamanda. Türkçeyi bilmeyen, yorumlamadan uzak. Peyniri, peynir diye çevirdiler ya Allah'ın cheese'ini. Şimdi gülümseyin değil de mi? Bizde. Amerikalı şey yapar. Cheese diyor. Neden? Cheese. Hani cheese. Onu evet çekiyorum hadi peynir diyeyim. Yaygınlaştı ama. Tabii tabii doğru ben de rastladım. Ne büyük saçmalık ya. Kesinlikle. Ya Gülşah. Kızılderili lafı var ya. Evet. Onu adam diyor ki kovboy ileride bir Hintli köyü var oraya uğruyor. Lan sen Christoph Kolomb musun? Christoph Kolomb hani Amerika ilk keşfettiğinde Batı Hint adalarına geldiğini zannettiği için Indian dedi garipler. Tabii. O tamam kabul edilmiş. Sen bunu nasıl öyle çevirebilirsin? Biz de olmasa bile Kızılderili deriz ona. Çocukluğumuzdan beri o çizgi böyle romanlarda Tom Mix Texas'ta Kızılderiliydi. Hintli köyü. Allah Allah Hindistan'a mı geldik aniden? Gibi. Yani bu dediğim gibi İngilizceyi bilebilirsin evet, ama o dili aktarmak kadar, ve bazı şeyleri mümkün değil aktaramıyorsun. Doğru. Anacığımı nasıl çevirirsin tabii, ya Türkçe'ye? Can Yücel'in Shakespeare çevirisi nasıldır? O zaten çeviri demiyor. Türkçe söyleyen evet, diyor. Türkçe şeyi çok güzel yapmış ama. Tabii bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Ölmek mi dersin şimdi değil mi? Onu sonra bir İngiliz görse nasıl çevirecek tabii, geriye? Ama to be'nin Türkçe karşılığı yok. Bizde olmak diye bir şey kullanmıyoruz. Sadece tasavvufta var evet, olmak biliyorsun. Tabii, hamdım, başka piştim, bir yandım, oldum. Evet. Hani olmak anlamında ama olmak, var olmak gibi bir şey değil. Tabii için. Ölmek de değil ama yaşamak mı ölmek mi? O kimi da de öyle çevirmiş. Doğru. Dolayısıyla bazı şeylerin tam karşılığı yok. O dilde karşılığı yoktur. O dile özeldir o. Evet, onun için şiir çevirisinde ben aynı hazzı alamıyorum. Yıllar önce bir büyüğüm şöyle demişti. Ama dedim çok iyi dedim.
çeviriler yapılıyor bilmem ne, işte o şair olarak bilmiyoruz ki dedi. Ha, doğru, nasıl bilmiyoruz? Dedim, çevirisi var. Orijinalinden bulamıyoruz dedi. Biz de bulamıyoruz. O dile özgü. Kesinlikle. Dolayısıyla şiir... Bir de şey de var değil mi? Mesela şimdi diyelim ki İsrail'de yazılmış bir metin bize geldi. Önce İngilizcesinden geldiği için aslında yine bir kayıpla gelmiş oluyor. Şey, İngilizce aslından çeviren demiyor. Ya da işte bir Alman şeyi Fransızcadan çeviren diyor. Oo, tavşanın suyunun suyu. Gibi oradan o adam onu yapmış olabilir. Dolayısıyla evrensel sanat, evrensel. Tabii burada en başa müziği koyuyoruz. Müzik değiştirilmiyor. Doğru, evet. Sana, o evrensellik de galiba oradan, o tınıdan tabii, geliyor. Tabii ki. O, yani müziğin bir şey uluslararasıdır. İşte evet, dili fark etmez, doğru. Budur yani. Kesinlikle. O yüzden hani o klasikçilerin yaptıkları anlayan için hala... Diyorsun ki evet abi, ay ışığı sonatı ile ilgili bir geyik var ya, o da yanlışmış biliyorsun. Öyle mi? Gözleri görmeyen bir kızı bana işte dolunayı anlatıyor, işte gitmiş amcamda onu şey yap. Değil diyorlar. Ama güzel bir hikaye. Güzel, bazen insan bir hikaye işte. Bazen insan inanıyor ama benim şeyim gibi, çok mu konuşuyorum ben? Yok, çok güzel. Benim bir işletmem vardı 2-3 sene önce. Arada bir sahne alıyordum. Sahne alınca her sanat olayının bir öyküsü olduğuna inananlardanım ben. Sahnede ne yapıyordunuz bu arada? Sahnede böyle hani eski tarz bir şey. Tabii. Yani meyhanem trak bir yerde ama onu böyle eski babalarımızın gittiği böyle ince geriden müziği çalar. Düzeyli, böyle edebiyat matinesi tadında. Tabii düzeyli sohbetler oluyordu. Bir bazı şarkıların hikayelerini anlatıyordum. Ondan sonra çocuklar da söylüyordu. Güzel. Şöyle... bunu internette okudum. İnternet her zaman bir bilgi kaynağı ama bazen dikkatli olalım, güvenli bir bilgi kaynağı değil arkadaşlar. Bunu da not alalım. Tabii. Şey var ya, Can Yücel'in şiirleri tabii diye canım, konuştuk. 30 küsür şey var. Bazen bana yazıyorlar. Ben biliyorsun hikayemde her gün aşağı yukarı şey. Üstad şu falancanın şu şiirini de okur musun? Ama onun değil diyorum. Ama orada gördüm ben. Aşık Veysel için öyle çok acınası bir ya. Şey var. İşte var ya, çay var içersen, ben var seversen diye. Yol var gidersen. Hani bunu Aşık Veysel'in söylemiş olduğunu düşünmek bile zaten. Yani, değil mi? Şey var işte, genç bir şair. Anlatıyorum bu hikayeyi. Bir gece rüyasında klasik olarak çok güzel bir kız görüyor. Ve aşık oluyor ona. Hep onu arıyor şair olduğu için. Ona şiirler, miirler filan. Tabii öyle biri yok. Sonra yaş kemale doğru ermeye başlayınca ailesinin isteğiyle evlendiriliyor. Fakat o rüyasında gördüğü kızı hiçbir zaman unutamıyor. Mutsuz bir evlilik. Ona bağlayalım hadi. Ayrılıyor. Artık iyice yaşlanmış şakaklarda aklar falan filan. Bir gün böyle gün batımına yakın yolu İstanbul'da filanca kız sesinin önünden geçerken, elleri cebinde yürürken 4-5 kişilik bir öğrenci kız grubunun içinde bir bakıyor. Yıllar önce rüyasına giren kız. Öyle bir böyle şaşkınlıkla ve sevgiyle bakıyor ki kız da buna bakıyor. Göz göze geliyorlar. Sonra kız mahcup bir şekilde arkadaşlarıyla yürümeye devam ediyor. Amcam elleri cebinde yürürken ağzından şu dizeler dökülüyor. Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize neden başınızı öne eğdiniz? İçimde uyanan eski bir arzu dedi ki yıllardır aradığım bu. Şimdi soruyorum büküp boynumu. Daha önce neredeydiniz? Sonra bunu da işte besteleniyor. Bir bahar akşamı diye. Evet. Çok güzel bir hikaye bu. Ben bunu anlatıyorum. İnsanlar sırf onu dinlemeye gelen, özellikle kadın müşterilerimiz falan böyle geliyor. Başka şiirler de okuyorum. Neyse, aradan şey geçti. Bir yaz Foça'da yine kulakları çınlasın Ataol abi, Ataol Behramoğlu böyle bir masadayız. Şey yapıyoruz Tamada. Tamada olayı Kuzey Kafkasya'da, Ermenice'de, Gürcüce'de aynı sözcükmüş. Masanın abisi, masada bulunan herkese bir işte hadi diyor bize bir şey anlat veya bir şarkı, bir şey. Herkes bir şey yapıyor birbirini tanımak adına. Ben de bu hikayeyi anlattım. Çok iyi falan dediler. Uzaktan bir hanımefendi dedi ki çok güzel hikaye ama yanlış. Dedim ben, öyle mi dedim, güzel hikaye ama dedi. O dedi kişi benim işte akrabam. Hiçbir zaman İstanbul'da gitmedi. Hep İzmir'de oturdu. Ve
öğrencisine aşık oldu. Okulda öğretmenmiş. Oo. Onun üzerine bir hikayedir dedi. Çok daha acıklı bir hikaye. Evet tabii ki canım. Yalnız. Tabii ki. Tabii ki. Yine de bir gerçeklik tarafı var tabii ki, tabii ki. Yani o duygunun zaten bu kadar güçlü olmasını belki oraya da bağlayabiliriz aslında. Evet, evet, evet. Ama işte bazen inanmak istediğine inanırsın. Hı-hı. Ya. Şey doğru. Diyor, orta çağda bir kral felsefeciyi eleştiriyor. Hı-hı. Diyor ki, sen insanları gerçeklerinle üzüyorsun. Oysa onlar bizim onlara anlattığımız dünyada yaşamayı seviyor. Doğru, masallar. Evet yani. Her zaman gerçekler değil, doğru. Çoğunluk çok sevmez gerçekleri.